6 Spor Kanalı'nın ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Neden Konya'dayız? Çünkü 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. 5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirecek. Biz de şu anda bu oyunların gerçekleştirilmesi sırasında müsabakalara ev sahipliği yapacak harika bir tesisin içindeyiz. Bugün açılışı Sayın Bakan Dr. Muharrem Kasapoğlu tarafından gerçekleştirilen velodromdayız. Bu Türkiye'de bir ilk ve dünyada da sayılı bir tesis. Bugün bizlerle birlikte olan gazeteci meslektaşlarımı tanıtarak başlamak istiyorum. TRT Spor'dan Sayın Erhan Seven, TV Bu Spor'dan Sayın Erkut Öztürk, Bein Sports'tan Sayın Tarık Dağlı, Desmart'tan Sayın Aykut Aydın ve A Spor'dan Sayın Cüneyt Şen bizlerle birlikte. Ben de Spor TV adına Murat Ağca olarak burada hep beraber Sayın Bakanımıza sorularımızı yönlendireceğiz. Genç ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Biz de Konya'ya hoş geldik. Tabii Konya'ya, tesislerimize, İslam oyunlarına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün harika tesisler gezdik sizle beraber. Türkiye'nin gurur abidesi tesisler oldu. Umarım gelen yabancı konuklarımız da buradan çok memnun ayrılacaklardır. Tabii bizim için en önemlisi buraya gelen 56 ülkenin içinde ilk sırayı alacak bir performansta buradan ayrılabilmek. Bunun için de gerekli çalışmalar zaten yapılmaya devam ediyor. Ben müsaadenizle ilk soruyu yayıncı kuruluş olması hasebiyle TRT'den Erhan Seven Bey'e vermek istiyorum. Buyurun Erhan Bey. Teşekkürler sevgili Murat. Güzel de bir girizgah oldu. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Bizleri konuk ettiniz. Burada çok anlamlı, çok değerli bir sportif faaliyetler öncesinde içinde çok değerli bir kelimenin geçtiği İslami oyunların, İslami danışma oyunlarının öncesinde bizleri konuk ettiniz. Teşekkür ederiz. Bizler de sizleri sorularımızla biraz bir sportif portföy, sportif bir profil çıkartmak anlamında sorularımızla da belki yoracağız, belki belki terleteceğiz. Ama sizlerin de açıklamalarınızı şimdiden alacağımız için de teşekkürlerimi iletmek isterim. Efendim, Türk Devleti'nin ev sahipliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Gençlik Spor Bakanlığı'nın kontrol ve ev sahipliğinde ki siz bakan olarak da bu organizasyona çok ayrı bir önem de veriyorsunuz. Bugün tesisleri gezerken sevgili Murat'ın da söylediğin gibi tek tek santim santim neredeyse yüzme olsun, velodrom olsun, atletizm pisti olsun incelemelerde bulundunuz. Çok da ayrı da değer veriyorsunuz. Onun için de size de ayrıca teşekkür ederek Konya'nın misafirperverliği içerisinde ismiyle de müsemma bir organizasyon düzenlenecek. 5. İslami Dayanışma Oyunları. Bu çerçevede bu oyunların özellikle anlam ve önemiyle ilgili bize bir şeyler söyler misiniz? Çünkü dediğim gibi ismiyle müsemma bir organizasyon. Türkiye birçok organizasyonda ev sahipliği yaptı. Biraz sonra yapamadıklarımızla ilgili arkadaşlarımızla sizlere soruları olacak ama hani bir dolu organizasyonu Avrupa Dünya Şampiyonluklarına ev sahipliği yaptık ama İslami Dayanışma Oyunları'nın anlam ve önemi nedir? Bir de bununla ilintili olarak da birlik ve beraberlik anlamında İslam ülkeleri açısından da 56 ülke katılıyor. Biraz sonra detaylandıracaksınız. O birlik ve beraberliği sağlaması açısından da bu oyunları nereye koyuyorsunuz? Ben bir defa teşekkür ediyorum. Her birinize, kurumlarınıza ilginiz için ve bu güzel heyecana ortak olduğunuz için. Tabii Konya özel bir şehir. Mevlana şehri. Hoşgörünün şehri. Gel ne olursan ol yine gel. İşte o ruhla 56 İslam ülkesini bu özel şehirde inşallah en güzel ev sahipliği ağırlayacağız. Gayretimiz bu yönde. Ve bu özel şehrin o manevi iklimi, sporun birleştiren, bütünleştiren ruhuyla birlikte inanıyorum ki dünyaya çok güçlü de bir mesaj verecek. Kardeşlik mesajı verecek. Dayanışma mesajı verecek. Dolu dolu rekabetle birlikte centilmenliğin mesajını verecek. Ve tabii Türkiye olarak her geçen gün artırdığımız
sportif başarıyı ve özellikle spor turizmindeki çıtamızı yükseltme başarısını inşallah bu oyunlarla birlikte farklı bir noktaya da taşıyacağız. Tabii sabahtan beri birlikteyiz sizlerle, diğer arkadaşlarımızla ve bu altyapıyı oyunlar vesilesiyle nasıl geliştirdiğimizi, bir kısmını yepyeni bir şekliyle modernize ettiğimizi sizler de gördünüz. Ve pek çok branşı bu anlamda biliyorsunuz 24 branş ve 4200 sporcu, teknik ekiple birlikte 6000 kişi ve binlerce sporsever burada olacaklar. Özellikle tesislerimizin bugün sizlerle beraber hazırlığını, ne kadar hazır olduğunu birlikte inceledik. Ve gördük ki hamdolsun artık Konya İslam oyunları için hazır. Tam 7 gün var. Konya halkı hazır. Konya'nın yöneticileri hazır. Yeri gelmişken özellikle söyleyeyim, biz bu anlamda çok ciddi bir ev sahipliğini gerçekleştiren tüm Konya halkına müteşekkiriz. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla, valisiyle, milletvekilleriyle, tüm yerel yöneticileriyle, idari kadrosuyla ve değerli halkıyla açıkçası müthiş bir sinerji bu anlamda hazırlıklar noktasında ortaya koyduklarına inanıyorum. Ve inşallah bu işbirliklerini hep birlikte daha farklı noktalara bundan sonraki süreçte de taşıyacağız. Tabii tesisler, 15 farklı tesisi bu oyunlar süresince aktif bir durumla kullanacağız. İşte içerisinde bulunduğumuz velodromumuz, bugün birlikte inceledik. İnşallah önümüzdeki hafta salı günü açılışlarının hemen öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burayı resmi bir şekilde açılışını gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz olimpik yüzme havuzumuzu açmıştık. Bugün onu birlikte gezdik. Onun öncesinde atletizm pistimiz, apayrı bir çalışma, adeta bir spor vadisi, hepsi iç içe, sporcular, gençler ve bununla beraber tabii diğer tesislerimiz. İşte basketbol salonu, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nin olduğu bölge, oradaki sokak basketbolu alanımız, yine birlikte oradaydık. Üniversitedeki tesislerimiz ve tabii oyunlar köyümüz, biliyorsunuz yurt altyapımızın ne kadar değerli olduğunu işte böyle zamanlarda bir kez daha görmüş oluyoruz. Pandemide gördük, afetlerde görüyoruz. İşte bu yaz gençler seyahat sever genç olarak dolaşıyorlar ve Konya'da da İslam oyunlarında da yurtlarımızı oyunlar köyü olarak tekrar dizayn ettik. Ve en güzel şekliyle de kafilelerimiz oraya yerleşmeye başladılar. Tüm bu sistem güçlü bir insan kaynağıyla binlerce arkadaşımız çalışıyor. 2000 gönüllü genç çalışıyorlar. İnşallah çok ciddi bir başarıyı bu anlamda, her şeyden önce bir ev sahipliği. Biz millet olarak gittiği yere adaleti götüren bir milletin evlatlarıyız. Gittiği yere sevgiyi, merhameti götüren bir ecdadın torunlarıyız. İşte o gönül zenginliğiyle inanıyorum ki Konya olarak, Türkiye olarak bu anlamlı ev sahipliğini alnımızın akıyla gerçekleştireceğiz. Tabii özellikle tesis altyapısı, insan kaynağı ve bununla beraber ayrıca bir heyecan olması gerekiyor. İşte o heyecan ve o birliktelikten oluşan sinerji hamdolsun ki en güçlü şekilde var ve inşallah tabii bundan sonra da sözü kime bırakacağız? Sporculara bırakacağız. İnşallah salı günü muhteşem bir açılış töreniyle, şölenle tüm dünyadan gelen konuklarımızı ağırlayacağız. Devlet başkanlarını, başbakanları, bakanları, spor camiasının değerli üyelerini, halkımızı, milletimizi burada ağırlayacağız. Ben bu vesileyle davette bulunmak istiyorum. Tüm spor severleri, değerli Konya halkını inşallah
Salı akşamı saat 20'de açılışımıza, açılış şölenimize, törenimize davet ediyorum. Sporun birlik mesajını, sporun evrensel gücünü İslam dayanışma oyunlarıyla birlikte hissetmeye, bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Sayın Bakan, açılış törenleri her zaman çok özeldir. Sürprizleri de olur. Siz de tabii detaylara hakimsinizdir şüphesiz. Bize biraz ipucu verebilir misiniz? Açılış töreniyle ilgili neler beklemeliyiz? Tabii muhteşem bir tören olarak ifade etmem. Zannediyorum ki sizi hem yerel anlamdaki dinamiklerin en güzel şekilde sergileneceği, hem sporun bu çerçevede evrensel mesajının yine tören uygulamalarıyla ortaya konacağı, coşkunun, hislerin bu anlamda zirveye tırmanacağı bir program. Sanırım çok detaylı olmasa da genel çerçeveyi ortaya koymaz açısından yeterlidir diye düşünüyorum. Ruhunu söylediniz, görselini söylemeseniz bize, ruhunu ilettiniz yani. Hayır, açılışın evet. Ruhunu. Evet. O kadar da sürprizi kalsın. Aslında o kadar kalsın. Şimdi İslami dayanışma oyunlarına geri döneceğiz tabii ki ama konularımız çeşitli. Onları da sizlere sormak istiyoruz. Dolayısıyla devam edebiliriz. Tabii, sevgili Erkut. Öncelikle teşekkür ederiz. Hem davetiniz için hem de bugün bu güzel tesisi birlikte gezip görme şansımız oldu. Sevgili Murat'ın da söylediği gibi hem Türkiye'de ilk kez böyle bir tesisin olması bir basın mensubu olarak bizi de çok heyecanlandırdı ve sporcu kardeşlerimizin de burada heyecanla antrenmanlar yaptığını da gördük. Onların da nezdinde sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada da Konyalı spor severleri çok güzel bir organizasyonu, çok güzel bir tesisin beklediğini öncelikle söyleyelim. Ve aynı zamanda son zamanlarda tesisleşme adına, spor branşında tesisleşme adına çok önemli yol kat ettik. Yani bugün Anadolu'nun birçok şehrine gitsek modern statlarımız var, modern spor salonlarımız var. Önemli projelere sahip Gençlik ve Spor Bakanlığımız. Tesislerimizin sayısı artıyor. Planlanan bazı tesisler de var diye düşünüyoruz ve görüyoruz. Bunların da haberini alıyoruz. Öncelikle biraz ülke genelinde spor dalındaki tesisleşme ile ilgili fikirlerinizi, planlarınızı almak isteriz açıkçası. Erkut Bey, öncelikle içerisinde bulunduğumuz tesis ilk ve tek olimpik velodromumuz. Ve bu velodrom pist genişliği itibariyle dünyadaki ikinci velodrom. Birini Fransızlar Paris'te olimpiyatlar 2024 için yaptılar. Biz de bunu Türkiye'de hem pist genişliği açısından hem diğer donanım açısından hamdolsun en modern olması bizim için bir gurur. Biliyorsunuz bunu pandemi sürecinde inşa ettik. O da ayrı bir başarı. Ve bugün ziyaretimiz esnasında öğlenleyin sizlerle beraberken arkadaşların, gençlerin, sporcuların o pistteki antrenmanları beni ayrı bir duygulandırdı. Çünkü bu vatanın evlatları her şeyi hak ediyor. Her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Ve hiçbir zaman kendilerine duyulan güveni de boşa çıkarmıyor. Ben inanıyorum ki bisiklet branşında da, bakınız bisiklette ciddi bir potansiyel var. İngiltere örneğin 12 madalya aldı olimpiyatlarda, sadece bisiklette. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bu altyapıyla inanıyorum ki Konya'da zaten bisiklete ilginin yoğun olduğu, bisiklet kültürünün olduğu bir şehir. O yüzden tabii ki Konya'yı ilk olimpik velodrom açısından seçtik. Hem Konya hem bu anlamda ülkemizin diğer sporcuları, diğer illerimiz, ilçelerimiz burada buluşacaktır. Biliyorsunuz bunun hemen yanında bir kamp merkezimiz var. Takımların kamp yapması açısından, uluslararası müsabakalar açısından ve uluslararası takımların yine gelip burada hazırlanmaları açısından dünyanın sayılı bisiklet eğitim merkezlerinden, müsabaka merkezlerinden birine hamdolsun bugün hep birlikte gezdik. İnşallah önümüzdeki haftada resmen kurdelasını keseceğiz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle. Tabii Murat Bey, siz olimpik branşları çok iyi takip ediyorsunuz. İşte
İspanya biliyorsunuz 92'de. Yine 2000'de Avustralya. Bu tür organizasyonlarla elit sporcuları ülkeye getirerek ilgili genç kitleye bir mesaj verdi ülkesinde. Bir heyecan uyandırdı. Ve bu tür çalışmaların arkasından da o uyanan heyecanla, o kazanılan ivmeyle sporda yeni ufuklara yelken açtılar. O yüzden ben bu tür organizasyonları geniş kitlelerin, özellikle gençlerin bir takım örnekleri yakinen tanıması, bir takım sporculara değil mi bu tür organizasyonlarında yakinen şahit oluyorlar performansa, oyunlara, müsabakalara. Bunların apayrı etkileri var. Sportif gelişim açısından, spor kültürü açısından ve bununla birlikte de tabii ki spor turizmi açısından da az önce bahsettim. Burası uluslararası bir destinasyon olacak. Avrupa'da, bölgemizde pek çok bisiklet tabanlı çalışmaya ev sahipliği yapacak. Tabii branşlar dediniz, sporda gelişmişlik dediniz. Hakikaten Türkiye'nin spor vizyonu çok geniş. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya değer veren yaklaşımıyla, vizyonuyla hakikaten büyük bir devrimi gerçekleştirdik. Tabii önce bir tesis devrimini gerçekleştirdik. Tesis bu işin olmazsa olmazı. Şimdi biz artık bu velodromla birlikte neyi konuşuyoruz? Artık bisiklette gelişimi yepyeni hedefleri konuşuyoruz. İşte futbolda, basketbolda, voleybolda, yüzmede, atletizmde, jimnastikte, güreşte, okçulukta Türkiye'nin her yerinde herkesin ulaşabileceği dört dörtlük tesisler var. Mükemmel bir tesis altyapısı var. Buna kimse itiraz edemez. Gelen misafirler, yurt dışından gelenler, herkes hayranlıkla bu güzel tabloya şahit oluyorlar, yorumlarını yapıyorlar. Ve tabii tesis devrimiyle birlikte tesislerin doğru kullanılması, bilimsel metotlar, yeteneklerin tespiti, yeteneklerin doğru yönlendirilmesi, doğru antrenman teknikleri bize başarıyı getiriyor. Uzun vadeli bir emek ve bununla birlikte bu işin sürdürülebilmesi önemli. Sürdürülebilirliği sağlama açısından da yine bilimsel çalışma, imkanların bu anlamda altyapının modernizasyonu, güncellenmesi hepsi bizim çalışma sistemimizin, yönetimin prensiplerimizin ana omurgasını oluşturuyor. Tabii işte 2019'da biliyorsunuz dedik ki çok mükemmel başarılar geldi. Tam pandeminin öncesi. Dedik ki o zaman bu başarılar daha büyük başarıların müjdecisi, habercisi. 2020 vardı o zaman önümüzde. Maalesef pandemi nedeniyle ne oldu? 2020-2021'e ertelendi. Ama olimpiyatlarda o ifadelerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük. Yine olimpiyatların bu anlamda bir öncü olduğunu ifade ettik. İşte şimdi 2022'deyiz. Gümbür gümbür madalyalar geliyor. İşte size dışarıda bir afiş gösterdim. 2705 madalya diyor. Ocak 1 2022'den itibaren. Ben bugün madalya sayısına baktım. 2756. Arkadaşlara sordum bu afişi ne zaman hazırladınız diye. Pazar günü hazırlamışlar. İki günde 56 madalya daha eklemişiz. Dolayısıyla branş olarak, çeşitlilik olarak çok çok farklı noktalara gidiyoruz. Eskiden temsilci dahi gönderemediğimiz branşlar vardı. Yabancı ülkelere derdik ki adamlar her branşta sporcuları var. Biz şimdi o temsilci gönderemediğimiz branşlarda dahi en güzel madalyalara talip oluyoruz. Sayın Bakanım, tam bu noktada ben de bir araya girmek istiyorum müsaadenizle. Dediniz ki bu vatanın evlatları her şeyi hak ediyor ve kendilerine verilen, duyulan güveni hiçbir şekilde de boşa çıkartmıyor. Ve işte bu dönemde bu vatanın evlatlarına verilen tesislerden bahsettiniz ve bunların meyvelerinin nasıl toplanmaya başladığından bahsettiniz. Verdiğiniz rakamlar ortada, çok farklı yaş gruplarında
dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, diğer uluslararası organizasyonlarda çok çok farklı branşlarda adeta bir madalya yağmuru şeklinde bunların meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Farklı branşlar dediniz, geçmişte biz bir olimpiyata ya da bir dünya şampiyonası olduğunda işte güreşe bakardık, haltere bakardık. Bunların dışındaki sporlarda çok böyle mutluluklar, büyük mutluluklar yaşayamadık uzunca süreler. Peki benzer dominasyonları yakalayabileceğimiz branşlar var mı bu tesisleşmenin beraberinde gelen, beklediğimiz böyle madalya yağmurunun daha da böyle öbekleştiği, bu sporun ismi artık Türkiye ile anılıyor diyebileceğimiz branşlarımız olacak mı? Tabii, özellikle branş çeşitliliğinde az önce bahsettiğim o geniş yelpazeyi yakalamış durumdayız. Ve tabii ki bilimsel çalışma yöntemleri ve bu noktada oluşturduğumuz altyapı, işte sporcu eğitim merkezlerimiz, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimiz, elit sporcu yetiştirmeye yönelik, yetenek taraması sistemimiz, 3 milyondan fazla çocuğumuzun taramasını yaptık. Tamamen bilimsel altyapıyı kullanarak ve bunları da devam ettiriyoruz. Takip çok ama çok önem verdiğimiz bir konu. Bu anlamda çocuklarımızın hem fiziksel anlamdaki takibi hem sosyo-psikolojik noktadaki desteği, bunların her birini Allah'a şükür kurduğumuz sistem sağlıyor. İşte sporcu harçlıkları, milli sporcu bursu, bunlar bu işin destek açısından önemli aşamaları. Bunları inşa ettik. Ve tabii bizim bu anlamda gelinen noktada ayak seslerini çok güçlü duyduğumuz branşlar var. İşte bir tanesi okçuluk, değil mi? Evet. Bir diğeri jimnastik, bir diğeri yüzme, İnşallah atletizm, yine halterde kıpırdanmalar var. Zaten güreş bizim en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Voleybolu hep birlikte takip ediyoruz, destekliyoruz. Basketbol, genç, işte Avrupa Gençler Şampiyonası İzmir'de devam ediyor. Bugün maçımız yok zannediyorum. Dün Almanya maçı vardı biliyorsunuz. Yani geniş bir perspektif. Bu anlamda hayallerimize sınır koymuyoruz. Biz her alanda zirveyi hedefleyen bir milletiz. Gençlerimize hep onu tavsiye ediyoruz. Hayal kurmalarını, hayallerinin peşinden koşmalarını ve bu anlamda devlet olarak her türlü imkanı onlar için seferber edebileceğimizi taahhüt ediyoruz. O yüzden gençlerimiz yeter ki ilgileri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda yürüsünler, koşsunlar, biz onların yanındayız. Ve tabii insan kaynağı, bu anlamda antrenörler işin en önemli yönü. Antrenörlerin desteklenmesi, güncellenmesi, bu anlamdaki eğitim geliştirme çalışmaları. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda onu başlattık. Binlerce antrenörümüzü farklı farklı gruplar halinde eğitimlere alıyoruz. İşte her şey değişiyor, yöntemler değişiyor. Hepimizin kendini ne yapması lazım? Güncellemesi lazım. Bu işin en önemli yönü, en önemli destekçisi, takipçisi, emektarı olan antrenörlerimizi bu anlamda desteklemeye yönelik bilimsel çalışmalarımız var. Ve bunların her biri her şeyden önce Türkiye'nin spor ülkesi olması noktasındaki iddiasını güçlendirme. Tabii spor ülkesi olmak ne demek? Spor ülkesinin bence iki ana yönü var. Her şeyden önce her bir vatandaşının spora erişimi. Bunu sağlanması. 85 milyonun kadınlığıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle tamamının erişiminin sağlanması. Hamdolsun bunu başardık. Her geçen gün bu yönümüzü güçlendiriyoruz. İşte az önce bahsettim. 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylere, mahallelere kadar olan tesis altyapısı. Semt sahalarından havuzlara kadar. Burada çıtamız çok yüksek. Ve herkesin bu anlamda erişimini biz çok önemsiyoruz. Her bir vatandaşımızın. Fırsat eşitliği görevinin, fırsat eşitliği misyonunun bir sorumluluğu olarak hissediyoruz. Ve tabii ki sporun bir sağlık unsuru olması, biliyorsunuz.
sosyal açıdan bir sağlık unsuru spor, fiziksel açıdan bir sağlık unsuru, ruhsal açıdan bir sağlık unsuru. Dolayısıyla sporun tabana yayılması, herkesin spora erişimi bizim için bir öncelik. Bunun diğer tarafı da sporcu sayısının artırılması. Yıldızların tespiti, heba olmaması, tesadüfe bırakılmaması. Murat Bey, tesadüfe yer yok bizde. Biz takip ederek, inanarak, peşinden koşarak sporcuyu yetiştirme, sporcuyu keşfetme ve onu öne çıkabilecek engellerden koruma sorumluluğu hissediyoruz. O yüzden inanıyorum ki hamdolsun belli noktalara geldik ama bu ülkenin evlatları birbirinden yetenekli. Yani işte Tokyo'daydık. Ben Tokyo'da biliyorsunuz uzunca bir zaman sporcularımızla beraberdim. Şunu gördüm. Sporcumuz son ana kadar alnının teriyle mücadelesini veriyor. İnanıyor, kendini ortaya koyuyor. Ve umudunu, ümidini hep diri tutuyor. Bu işin bir boyutu. Sporda, hayatta önemli olan diğer boyutu da şu. Bizim gençlerimiz, sporcularımız duruşlarıyla, karakterleriyle de ayrı bir mesaj veriyorlar. Ahlaklarıyla bir mesaj veriyorlar. İşte sporun amacı da zaten bu mesajı hissettirmek. Ben inanıyorum ki Konya İslam oyunlarında da inşallah mücadeleler çok zevkli olacak. Korakor mücadeleler olacak belki ama o kardeşlik ruhu, centilmenlik ruhu en üst düzeyde yaşanacak. Hem ülkemizin sporcuları hem diğer 55 ülkenin, 56 ülkenin sporcularıyla inşallah bu güzel birlikteliği yakalayacağız. Gelen binlerce sporcu arkadaşımız ülkemizden, Konya'mızdan güzel hatıralarla, çok güçlü dostluklarla ayrılacaklar. Sayın Bakan, tabii olimpik ideallerin belki de en güzel karşılık bulduğu şehirlerimizden biri Konya. Hoşgörünün başkenti dedik. Mevlana'nın kenti. Yani olimpik idealler olan dostluk, barış, kardeşlik o kadar örtüşüyor ki Konya'yla. Onun için bu güzel temennilerinize biz de katılıyoruz. Konya medeniyet sembolü bir şehir. İnanıyorum ki sporun o güçlü yönüyle de tüm dünyaya bu mesajı bir kez daha aykıracak. Konularımız devam edecek ama bu sportif performans konusunu kapatmadan yakın geçmişte çok güzel bir organizasyonu geride bıraktık aslında. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen Akdeniz oyunları. 321 yanılmıyorsam sporcumuzla çok büyük bir kafile halinde katıldık. 17 branşta madalya kazandık. Son güne kadar İtalya'yla birincilik mücadelesi yaptık madalya klasmanında. İkinci sırada kaldık ama sporcularımız gerçekten çok iyi mücadele ettiler. 108 madalya, 45 altın gerçekten takdire şayan. Siz de oradaydınız, yakından takip ettiniz. İsterseniz Akdeniz oyunlarını da bir hatırlayalım. Sizin bakış açınızdan nasıl geçti Akdeniz oyunları? Tabii Akdeniz oyunlarında yeni bir başarı çıtasını yakaladık. Madalya yüzdesine baktığımızda aslında Akdeniz oyunları tarihindeki en çok madalyayı kazandığımızı özellikle ifade etmek isterim. O madalya, dağıtılan madalya sayısına göre 108 madalyayla en çok oranlı madalya sayısını hamdolsun sporcularımız ve pek çok branşta yakaladılar. Bir evet. Madalya yağmuru vardı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Özellikle son gün o birkaç branştaki durumla onu bir adım geriye düşürmüş olduk. Ama ben hem neticeden hem gelinen aşamadan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir defa az önce bahsettiğim branş çeşitliliği, işte jimnastiğiyle, yüzmesiyle, işte diğer ülkelerin de çok iddialı olduğu branşlarda pek çok ülkenin önünde tamamladık. Pek çok branşta ilk üçteyiz. Evet. Bunların hemen hemen yarısında birinci sıradayız. Bu önemli bir şey. Bununla birlikte kadın sporcu diyoruz ya biz kadın odaklı spor diye. Hamdolsun orada da büyük başarımız var. Neredeyse bizim pek çok
Avrupa ülkesinin üstünde kadın sporcu katılımında sayımız daha fazla. Kadın sporcuların başarısında sayımız daha fazla. Bu da bizim özellikle spor erişiminde, sporla ilgili politika yaklaşımlarımızda başarılı olduğumuzun da bir göstergesi. Tabii Akdeniz oyunları bize yeni bir başarı çıtasını hamdolsun ki gösterdi. Ama inanıyorum ki önümüzdeki oyunlarda, ev sahibi olacağımız oyunlarda da inşallah yeni bir başarıya yine birlikte yelken açacağız. Çok farklı branşlar biliyorsunuz burada da yer alacak. 24 branş. Bunların 4'ü paralimpik branşlar. Biliyorsunuz az önce paralimpik sporcularımız antrenmanlarını yapıyorlardı atletizm pistinde. Onlarla beraberdik. Hedeflerimizi bir yandan gerçekleştirirken Murat Bey, diğer yandan da hedef büyüterek yola devam edeceğiz. Bizim yaklaşımımızda, bizim hayat anlayışımızda iki günü eşit olan ziyandadır. O yüzden tüm camia olarak el ele vereceğiz. Hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadan, hiçbir şekilde moral bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz bu coğrafyanın çocuklarına, bu vatanın evlatlarına güveniyoruz. Bu ülke, bu millet büyük sevinçleri hak ediyor her zaman. O sevinci yaşatmak da hep birlikte bizlerin sorumluluğu, bizlerin boynunun borcu. Sayın Bakanım, ben arkadaşlarımızdan rol çalmak istemiyorum ama Akdeniz oyunlarını açınca sevgili Murat, bir cümle söyleyeceğim. Soru anlamında değil de biz de TRT Spor ve Yıldız olarak oraya ekiplerimizi gönderdik Cezayir'e. Yani bir organizasyon konusunda yaşadığımız bir dolu zaten, sıkıntılar evet. oldu. Efendim? Tüm dünya oradan izledi. Evet, çok teşekkür ederiz ama organizasyon olarak yaşadığımız bazı sıkıntılar oldu. Çok yansıtmadan biz de TRT Yıldız ve Spor olarak da onları aktarmaya çalıştık ama bir organizasyonun nasıl olacağıyla ilgili olarak biraz da iddialı konuşuyorum. Hatta o günlerde de Cezayir'deki o organizasyonla ilgili yaşanan sıkıntılar döneminde de o iddiamızı ortaya koyduk. Bunu TRT olarak söylemiyorum. Organizasyon olarak söylüyorum. Çok daha başarılı bir organizasyona imza atacağımıza inandığımı söylemek isterim. Akdeniz oyunları açıldığı için bu kıyası yapma ihtiyacı hissettim. Olduktan sonra da inşallah bunun gerçekleşmesiyle birlikte de bu haklı iddiamızı da ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşayacağız diye düşünüyorum. Tabii bizim organizasyon kabiliyetimiz, organizasyon noktasındaki altyapımız, insan kaynağımız her yönüyle çok güçlü. Bunu zaten en gelişmiş olduğunu iddia eden ülkeler çok yüksek sesle söylüyorlar. Kimsenin ondan şüphesi yok. İşte geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 164 spor organizasyonu ev sahibi. Artık Türkiye tüm organizasyonlarda talep eden bir ülke değil. Talep edilen bir ülke, istenilen bir ülke. Ve bu anlamda hem tesis altyapısı işte, hem insan kalitesi, insan kaynağı, yetişmiş insan gücü. Bununla birlikte bu bir gönül işi. Bir işin üstlenilmesi, o sorumluluğu hissedilmesi ve tabii ki ev sahipliği, misafirperverlik. Biz gönlü zengin bir toplumuz. Gönlü yüreği zengin bir toplumuz. O yüzden bizim ev sahipliğimiz o inançla, o heyecanla yoğrulur. Ve başarı heyecan olmadan, ruh zenginliği olmadan da olmaz. Her alanda bir organizasyonu da dahi gerçekleştirirseniz, bizim müsabakaya da katılsanız sporcu olarak gönlünüzü vermeniz lazım. Biz o yüzden her yaptığımız çalışmaya gönlümüzü, ruhumuzu koyan bir millet olduğumuz için inanıyorum ki bu güzide tesis altyapısıyla, bu modern imkanlarla göğsümüzü yere yere söylüyoruz. Türkiye tesis altyapısıyla dünyaya kafa tutan bir ülkedir. Meydan okuyan bir ülkedir. Rekabet gücü çok yüksek bir ülkedir. Bunu da her geçen gün farklı farklı organizasyonlarda görüyoruz. İnşallah İslam oyunlarında bunu bir kez daha Allah'ın izniyle tüm dünyaya ispat edeceğiz. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz yıl gerçekleşen Mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi, değil mi? İnşallah onu bu yıl Türkiye'de gerçekleştireceğiz, ev sahipliği olacağız. Onunla geçen organizasyonla ülkemizde yapacağımız organizasyonun farkını da yine tüm dünya görecek. Onda kendimize güveniyoruz. Tabii tevazu bizim hep
ruhumuzda var ama buradaki gerçeği de mutlaka aykırmamız lazım. Ben evet. devam edeyim Sayın Bakanım. Öncelikle tebrik ederim. Gerçekten mükemmel bir atmosfer var. Ya biz daha sporcular gelmeden ya da antrenmanlara daha yeni yeni başlamışken burada bu havayı kokladık. Daha önce Erzurum'da Üniversiyat'ta, Trabzon'da gençlik oyunlarında, işte Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımızda, bu sene Şampiyonlar Ligi'ni yapacağız. Organizasyonu en üst düzeyde yapacağımızdan kimsenin şüphesi yok. Umut ediyorum ki bundan sonra daha da büyük organizasyonları, işte Avrupa Futbol Şampiyonası'dır, Dünya Kupası'dır, Olimpiyat'tır. Hep böyle kıyısından köşesinden döndüğümüz, bir türlü alamadığımız organizasyonları da görmek nasip olur bize. Ve hepsini de en iyi şekilde yapacağımızı hepimiz biliyoruz. Benim sorum şöyle olacak. Aslında benim de gençliğimde yaşadığım bir problemdi bu. Ki birçok genç arkadaşımızın da hem eğitim hem sporu birlikte götürürken karşısına çıkan bir problem. Ben de ilkokulu bitirip ortaokula geçtiğim dönemde, o dönem Anadolu liselerine geçiş o zaman yapılıyordu ve ülkemizde Anadolu lisesi sayısı çok düşüktü. Dolayısıyla gün boyu eğitim yapılan bir yerle aynı anda sporu götürmek çok kolay bir şey değildi. Aileler tedirgindi. Hatta benim ailem de eğitimci olmasına rağmen benim okula yönelmemi istedi, sporu bırakmamı istedi. Ben devam ettirdim vesaire ama sonuçta yine bu sektörün içinde kaldık bir şekilde. Rüyamızı belki saha içinde olmasa da sahanın dışında kulaklıklarla, mikrofonlarla devam ettiriyoruz. Ama şu anda yani bakacak olursak ailelerin belli bir yaşa gelen çocukları desteklediğini, ondan sonra artık hayata tutun, yani amatör olarak ne yapabilirsin gibi kafalarında soru işaretleri olduğunu önceden daha çok görüyorduk, şimdi daha az görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Milli sporcu bursu diye bir kavramdan bahsettiniz az önce. Onun da çok destekleyici bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz onu anlatabilir misiniz? Aykut Bey, teşekkür ediyorum. Bu deminden beri konuştuğumuz pek çok soruda aslında kilit bir nokta. Bir yol ayrımı. İşte bu kadar tesis, bu kadar altyapı, bu kadar imkan, antrenör. Öğrenci yetişiyor, geliyor belli bir noktaya. Tam başarısını ortaya koyacak üniversite sınavı. Tam başarısını ortaya koyacak bir yol ayrımı. Okula mı gidecek, eğitime devam mı edecek, yoksa okulu bir tarafa bırakıp spora mı devam edecek? Spor uzun vadeli bir gayret. Bugünden yarına şampiyon olamıyorsunuz. Yıllarınızı veriyorsunuz, aylarınızı veriyorsunuz. Sadece siz değil, aileniz destek veriyor. Hocalarınız destek veriyor. Pek çok gayret var, pek çok özveri var. Ve bunun bir anda ani bir kararla, tamam ben sporu bırakıyorum, üniversiteye gitmem lazım. Ya da ben üniversiteye gitmeyeceğim, eğitim hayatı artık benim için bitmiştir, ben spor yapacağım. Böyle bir ayrıma artık ne yaptık, dur dedik. Çünkü o onca emeğin sahibi olarak bir sporcunun eğitimini tamamlama, eğitime devam hakkı da var. Çok doğal bir talep. Aynı şekilde eğitime devam eden bir kişinin spordaki başarısını, performansını, ihtisasını sürdürme hakkı da var. 2 yıl önce bir uygulamaya geçtik. Özellikle burada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir vizyon dedim ya, bir liderlik vizyonu. Türkiye'nin her alandaki gelişiminde aynı vizyonun iz düşümünü görüyoruz. Sadece bir tarafa bakmayan, bütüncül bir yaklaşımın ürünü. Vakıf üniversitelerimize oturduk, konuştuk. Dedik ki gençler hem başarılı bir yüzücü hem de iyi bir doktor olmak istiyor. Başarılı bir okçu iyi bir mühendis olmak istiyor. Başarılı bir güreşçi iyi bir işletmeci olmak istiyor. Hayallere kimin sınır koyma hakkı var? Diyoruz ya, gençlerimizin önünü açacağız, gençlerimizin yanında olacağız, elinden tutacağız, onlarla omuz omuza vereceğiz. İşte onun o anlayışın bir ürün olarak oturduk. Vakıf üniversitelerimize konuştuk. Başarılı milli sporculara %100 burs uygulamasını başlattık. Şimdi su topu sporcusu diş hekimliği okuyor İstanbul'da. Ben
okçuluk sporcusu, mühendislik öğrencisi. Öyle yüzlerce sporcu. Ben bu işe destek veren tüm vakıf üniversitelerimizi gönülden kutluyorum. Bu başarı hepimizin başarısı ve inanıyorum ki bunun meyvelerini çok kısa vadede hep birlikte toplayacağız. Bu mutluluğa hep birlikte ortak olacağız, şahit olacağız. Çok yakın gelecekte hem sporuyla hem akademik kariyeriyle bu arenada var olan yeni gençleri göreceğiz. Bu anlamda yeni bir ufka yelken açtığımızın müjdesini vermek istiyorum. Çok isabetli bir konuyu gündeme getirdiniz. Aynı anda bunun orta öğretimde uygulamasını da başlattık. 500 tane özel öğretim okulu, özel okul yine başarılı mis sporculara burs uygulaması başlattı. Tabii sporcunun antrenmanı, sporcunun efendim mesaisi çok ciddi bir özveri. Ders programını diğer öğrenciler gibi takip edememe durumları ortaya çıkabiliyor. Sınavlarla ilgili bir takım handikaplar ortaya çıkabiliyor. Ama bunları bir potada eritebilecek bir yaklaşım, milli sporcu bursu yaklaşımı. Hem kariyer hem spor, hem madalyalı sporcular hem kariyerinde efendim akademik hayatta başarılı bireyler olarak inşallah ülkemizin eğitim ve spor geleceğinde çok farklı tabloları bize yaşatacak. Ve bunu her geçen yıl büyüterek sürdürüyoruz. İşte bu yıl üniversite tercihleri dönemi. Gençler geliyorlar, konuşuyorlar, konuşuyoruz onlarla. Danışıyorlar ne yapalım, nasıl gidelim. Hepsi başarılı sporcular. İşte çok farklı üniversitelerde, çok geniş yelpazede yer alan bölümlerde onlar kariyerlerine devam ediyorlar, edecekler. Böylece ne hayalleri onlarla birlikte geride kalacak. Hayallerinin yoluna gidecekler. Hem de gereken emeği eğitimde ortaya koyacaklar. Sayın Bakan, son 20 yılda aslında bir spor devrimi gerçekleşti Türkiye'de. Modern statlara kavuştuk. İşte bugün İslami dayanışma oyunları için yapılan tesisleri gördük. İmrenmemek mümkün değil. Ve bu tesisler boş da kalmıyor. Yeni sporcular da yetiştiriyoruz. Sportif yetenek taraması başlattınız ki her anne baba için bu kavram çok önemli. Bu başlatılan proje çok önemli. Herkes çocuğunun sporcu olmasını aslında istiyor. Sporu da seven bir ülkeyiz ama hep şu eleştiri yapılırdı bizlere de sizlere de politikacılar olarak. Üç tarafımız denizlerle çevrili, neden yüzücümüz yok? Almanya'da 8 milyon Türk var. Mesut Özil gibi bir futbolcu çıkıyor 85 milyondan. Niye bir yıldız çıkmıyor? Ama bunlar tabii durup dururken olmuyordu. İşte sanırım sportif yetenek taraması uygulamasında siz bu yüzden başlattınız. Cüneyt Bey, tabii dedim ya az önce. Yeteneklerin keşfini hiçbir zaman artık tesadüfe bırakma durumu yok. Yeteneklerin tespiti var, takibi var, desteklenmesi var ve onların başarıya koşması var artık gündemimizde. Çünkü milyonlarca yetenek var, onu görüyoruz işte. Bu çalışmayla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Ve her geçen gün çok güzel sonuçlarını gördüğümüz ve inanıyorum ki çok yakın bir gelecekte bizlere çok farklı duyguları yaşatacak bir çalışma. Gençlerimizi öncelikle 10 farklı değişkenle ölçümlerini yapıyoruz. Bununla birlikte bu ölçümler ışığında onların hangi yetenekler noktasında güçlü olduklarına dair tespitlerimizi ilgili birimler yorumluyorlar gerçekleştirme noktasında ve onları hem sporcu yetiştirme merkezlerimize, sporcu eğitim merkezlerine, SEM'lere hem olimpiyat hazırlık merkezlerimize ne yapıyoruz? Yönlendiriyoruz. Aslında bu çalışma yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi olarak tanımlanan bir çalışma. Çünkü şu ana kadar 3 milyondan fazla gencimizi tanıdık.
Tabii ki herkesin farklı yetenekleri var. Herkesin bu anlamda tabii ki yetenek dereceleri de farklı. Çok ciddi anlamda yetenek sahibi olmayanlar, bunlar da tabii ki mutlaka sporla ilgilenmesi arzumuz. Her genci mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmesini özellikle önemsiyoruz. Çok yetenekli olmayabilir herkes. Ama mutlaka spora yönlendirme bu çalışmanın bir tarafı ve hem yeteneğin tespiti, onların ayrıca takip edilmesi ve bununla birlikte diğer arkadaşlarımızın ise, gençlerimizin ise ilgili branşa yönlendirilmesi. Tamamen kapsayıcı, bütüncül bir çalışma. Çok da bilimsel bir proje aslında. Tabii ki. Tamamen üniversitelerimizle, bilim camiamızla el ele verdiğimiz bir çalışma. Ve her geçen gün geliştirdiğimiz de bir çalışma. Yani çok dinamik bir alan spor. Sporda çok farklı gelişmeler oluyor. Ve biz bunları hem bakanlık olarak biliyorsunuz, hem de akademik camiayla işbirliklerimizle ne yapıyoruz? Çok yakın takip ediyoruz. Sadece takip etme değil, uygulama var bizde. Uygulamayı tamamen bilimsel anlamdaki gelişmeleri esas alarak hocalarımızla, antrenörlerimizle dedim ya, antrenörlerimizi geliştirme noktasında, sosyopsikolojik destekler noktasında her birinde ayrı çalışma alanlarımız var. Ve bunların neticesinde de gelişen bir başarı var. Ama şunu söyleyeyim, yetenek taramasıyla inşallah çok 100 binlik bir havuzumuz var. Bu 100 binlik havuzda 30 binlik ayrı bir havuz var. Ve 30 binin içinde de 1000 kişilik ayrı bir çalışma grubu var. Bunlar farklı farklı şekilde yürüyen, ilerleyen çalışmalar. Dedim ya, bizim gençlerimiz yetenekli. Doğuda, Güneydoğu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Ege'de, Marmara'da, her bölgede, her ilde farklı datalarımız var. Bu dataların bize gösterdiği bir takım realiteler var. Tabii bunlara yönelik olarak da tesisleşmemizi, bunlara yönelik olarak da insan kaynağımızı ayrıca spesifik bir tarzda yönetme mantığımız var. Bunların her biri bizim sporda yolumuzu açan, bize gönül ferahlığı veren çalışmalar Cüneyt Bey. Ve bunları artırarak devam edeceğiz. Bunlarla ilgili tabii kamuoyuyla paylaşacaklarımız da çok daha detaylı bir şekilde var. Onları da bir yandan önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Spora olan ilgi, işte dediniz ya, bu kadar su zengini bir ülkeyiz, denizleriyle, diğer su kaynaklarıyla, havuzlar artık. Olimpik havuzlar bir yandan, yarı olimpik havuzlar bir yandan. Çok güçlü bir yüzme altyapımız da var. O yüzden dedik ki, yüzme bilmeyen kalmasın dedik. O da bundan 4 yıl önce. Zaten olimpik yüzme sporcusu da denizden değil, havuzdan yetişir. Evet. Öyle ama tabii ki yüzmeyle de ve denizle de bu kadar haşır neşir olan bir ülkeden daha çok sayıda ve daha yetenekli yüzcünün çıkmaması için hiçbir sebep yok. Altyapı hamlesinden bahsettiniz. Altyapı da çok önemli temel branşlardan bir tanesi de yüzme. Çünkü biliyoruz ki hepimiz aile sahibiyiz. Çocuklarımızı yönlendirdiğimiz birkaç branştan bir tanesi, belki de temel branşımız yüzme. Alıyoruz, tutuyoruz kolundan, götürüyoruz yüzme öğrenmeye ama bir yerde tıkanıyoruz. Yani devamını getiremiyoruz belki. Ama hani yüzmenin de temel branş olmasına hareketle geçtiğimiz günlerde istatistikleri yayınlandı. Sizin başlattığınız Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında 2018-2022 arasındaki istatistiklere baktım. 3,5 milyon gibi çok büyük bir rakama ulaşılmış burada. 3,5 milyon kişi yüzme öğrenmiş. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan... Pandemiye rağmen. Evet, bu 4 yılın 2 yılda pandemiyle geçti. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'nin bir duyurusu oldu. Onlar da Fransa Genç ve Spor Bakanlığı ile birlikte tam da bizimkine çok benzeyen bir proje başlatmışlar. Onlar da hani belki tam olarak ismi bu değil ama yüzme bilmeyenlere yüzme öğretmek için Paris Olimpiyatı'na kadar sürecek bir projeye yelken açmışlar. Biz biraz onlardan erken davranmışız sanıyorum. Onu da görünce hani demek ki doğru hamleler yapılmış diye düşündüm. Siz nasıl anlatırsınız tabii bu projeyi? Artık,
hamleleri biz onlardan önce yapıyoruz Allah'a şükür. Ve bahsettiğiniz rakam şu an 3 milyon 700 bine geldi. Yaz dönemini çok etkili kullanıyoruz. Ve özellikle tabii bu yüzme seferberliği apayrı bir heyecan. Çünkü su bir defa her şeyden önce bir hayat unsuru. Bir rehabilitasyon aracı. Sağlık açısından mükemmel bir fırsat. Ve bahsettiğimiz altyapı, işte bir taraftan olimpik havuzlar, işte buradaki havuzumuzu gördünüz. En modern havuzumuz burada, hamdolsun. Bir taraftan yarı olimpik havuzlar, illerin, ilçelerin kapasitesine göre. Bir taraftan portatif havuzlarımız, yaz dönemlerinde özellikle ilçelere, köylere kadar götürdüğümüz havuzlarımız. Bunların her biri bu kampanyanın başarılı olması için, hamdolsun. Hem ilgi var, yaz okullarımız var biliyorsunuz şu ana kadar. 3 milyon kişi yaz okullarımızdan istifade etti. Tamamen ücretsiz. Her branş. Ve bununla birlikte işte gelinen nokta. Diyorum ya, bu bir aşamadır. Biz bu aşamayı ne yapmamız lazım? Daha yüksek boyutlara taşımamız lazım. Bir kişi ortalama 8 derste 8 saatte yüzme öğreniyor. Ve öğrenmenin sonrasında artık stil ve diğer aşamalar, onun tercihi, onun ilgisi, yeteneğine göre bizler için de yeni bir çalışma alanı ortaya çıkıyor. Ama ben şunu özellikle söylüyorum, buradan çağrımı yinelemek istiyorum. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi, herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Yüzmeyi öğretmenin pek çok, biliyorsunuz, bu anlamda getirisi de var. İşte boğulma vakalarının azaltılması gibi yönleri de var. O yüzden bu kadar zengin imkanlar, Allah'a şükürler olsun. Cennet bir memleketteyiz. Bunları iyi değerlendirme adına, bu kadar yetenekli insan kaynağını yetiştirme, yönlendirme, heba etmem adına yüzme önemli bir alan. Ve bu alandaki iddiamızı da, mesela Konya'dayız ya, Konya yüzmede il il hedeflerimiz var Cüneyt Bey. İl il, ilçe ilçe. Yıllık, aylık hedefler var. Konya hep bu hedeflerin önünde giden bir ilimiz. İstanbul'da bu anlamda hızlı yürüyoruz. Ankara'da hızlı yürüyoruz. Bir yandan yeni olimpik, yarı olimpik havuzlarımız. Mesela İstanbul'da yaklaşık 20 yarı olimpik havuz inşa ettik son 2 yılda. Bunlar devam ediyor. Ankara'da keza. İlçelerde artık havuz ihtiyacını hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Bunların her biri önemli gelişmeler. İşte üniversiteler. Üniversitelerdeki havuzların, mevcut havuzların ortak kullanımı. Ben şunu özellikle ifade edeyim. Kurum taassubunu ben çok tehlikeli buluyorum. Bu ülkedeki altyapının hangi branş olursa olsun, ister üniversitede olsun, ister özel sektörde olsun, ister başka bir kurum kuruluşta olsun, ortak kullanma kültürüyle doğru bir şekilde değerlendirilmesi lazım. İşte üniversitelerde var olan havuzlar, bu anlamda katkı sağlayan rektörlerimize, YÖK başkanımıza teşekkür ediyorum. Önemli bir imkan. Öğrencilerimize diyorum ki arkadaşlar, kampüsteki imkanlar da sizin, kampüs dışındaki imkanlar da sizin. Spor imkanlarını gelin, bakanlığın imkanlarını, belediyelerin imkanlarını birleştirelim. Pek çok yerel yönetimde bu anlamda güzel işbirliklerimiz var. Ortak tesis kullanımı, tesislerin birlikte yönetilmesi, işte Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli bir işbirliğine imza attık geçtiğimiz aylarda. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Spor liseleriyle ilgili bir devrimi ortaya koyduk. Artık spor liselerini statlarla, salonlarla, havuzlarla birlikte yönetme modeline geçtik. Bütüncül bir yönetim anlayışı, antrenörlerle birlikte. Nedir bu? Artık kurum taassubu diyoruz ya, onun geride kaldığı demektir. Onun geride kaldığının ne kadar belirgin olması anlamına da geliyor. Şunu söyleyeyim. Hafta sonu biliyorsunuz Ordu'daydık. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Ordu stadını açtık. 20 bin kişilik. Modern bir stad. Diğer stadlardan şöyle bir farkı var. İçine spor lisesi inşa ettik. Oradaki imkanları dedik ki haftanın günlerinde en uygun zamanlarda gelsinler öğrenciler. O mekanı dolu kullansınlar. Etrafındaki fasilitelerle, etrafındaki içindeki spor tesisleriyle, içini de 6 farklı branştaki spor alanlarıyla donattık.
kütüphanesiyle, diğer imkanlarla yaşayan bir tesis olması noktasında büyük. Bundan sonra bunun devamı da gelecek. İşte havuz bir yanında olacak, atletizm pisti bir yanında olacak. Böylece spor liselerinin daha güçlü şekilde hem talebin karşılanması, hem muhtevanın ortaya konması açısından orada da bir standardı inşallah farklı boyuta taşımış olacağız. Aslında bunun belki de en güzel örneklerinden birini daha önce yaşadık, voleybolla yaşadık Sayın Bakan. Biliyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da voleybol liselerinden yetişen genç, yetenekli, özellikle kadın voleybolcularımız milli takımlarıyla birlikte Avrupa dünya başarılarına kadar yürüdüler. Orada belki öyle bir mikrokozmoz yaratılmıştı. Güzel bir örnekti. Onu şimdi siz tüm Türkiye'ye yayacaksınız anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çok güzel bir örnek. Bu örneği hem kulüpleşmeyle, biliyorsunuz voleybolda bizim başarı hikayemizde aynı zamanda kulüpleşme var. Anadolu'ya yayılan bir kulüp, voleybol kulübü ağı var. Ve bunların da özellikle devlet tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesi var. İşte bir yanda kulüpleşme, bir yanda eğitim, bunların harmanlanması, entegrasyonu netice itibariyle bir çıtanın yükselmesini ortaya koyuyor. Tabii daha yürüyecek yolumuz var. Diğer branşlarda bu anlamda hem eğitim hem kulüpleşme ve bu anlamdaki işbirlikleri, burada da yol alınması gereken durumlar var. Ama ben bunların bir vizyon ve özellikle ortaya konulmuş, gerçekleştirilmiş bir vizyon olması açısından çok hayati olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın efendim, biraz sizin şahsiyetinizle ama onun sonrasında da Spor Bakanlığı'na bağlayarak hem tespit hem soru karışık bir şey iletmek istiyorum. Soruyu da finalde de sizlere ileteceğim. Biz sizi, sizin eğitiminiz iktisat, işletme, hayatımıza da sporda da teşkilat başkanlığıyla girdiniz. Spor ve onun ekonomisiyle birlikte sporla da spora da bir şekilde bulaşmış oldunuz. Sonrasında da siyaset ve spor bakanlığı, gençlik spor bakanlığı bugüne kadar da başarıları da ifa ediyorsunuz. Sağ olun. Sizi öyle bir noktada bugün bir detayı gördük, onu söylemezsem de içimde kalacak. Gün boyu takip ettik. İşte velodromun açılışını yaptınız, sporcularla konuştunuz. Atletizme gidildi, yüzme salonuna gidildi. Yüzme salonuna giderken, merdivenlerden inerken, siz önde biz de arkada, sizleri haber anlamında, gözlemci anlamında takip ederken bir anda duraksadınız, durdunuz. Oradaki merdiven, birkaç basamak merdivendeki karoların yere sabitlenmediğini ve bastığınızda da bunun tehlike arz edebileceğini ve sporcuların da bundan sakatlanabileceğini söylediniz. Yani bu detay benim için dikkatimi cezbetti ve çekici bir yönü var. Onu da belirtmek isterim. Yani o iktisatçı, işletmeci, sporla ilintisi olan Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun artık 7/24 tüm hücrelerine kadar bu sporu yaşayan biri olduğuyla ilgili de o karoların düzeltilmesi talimatını verirken de bu sinek de bizi şey yaptı ama o da çok dikkatimi çekti. Yani 7/24 yaşayan bir spor bakanı pozisyondasınız diye ben o tespitimi yapayım. Yani çok da izleyenlerin de farklı algılamasını istemem ama ya bir gazeteciyiz, biz gözlem de yaparız. O da çok dikkatimi çekti. Sanırım o 7/24'ü yaşama konusundaki sporcunun orada sakatlanmamasıyla, karanın yere sağlam bastırılmasıyla ilgili verdiğiniz talimatla ilgili bu detayı da hatırlatmak isterim. Yaşamınızın artık sanırım spor her saniyesi 7/24 yerleşmiş durumda. Dediğimiz gibi bu ekonomist olmak, işletmeci okumak, işletme okumak gibi unsurların dışında farklı bir yönde ilerliyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii. Bu tespiti yaptığımızda izleyenler yanlış anlamasın ama dediğimiz gibi biz gazeteciyiz, o gözlemi de yaparız yani. Tabii spor bir hayat tarzı bence. Sporun gecesi, sporun gündüzü diye bir şey yok. Sporu biz bir bütüncül olarak, sporu biz bir yaşam tarzı olarak algılıyoruz. O yüzden sporcunun sağlığı, sporcunun haleti ruhiyesi diyorum ya, sosyopsikolojik destek, fiziksel destek, bunların her biri bizim için çok değerli. Ve feda edecek bir gencimiz dahi yok. Sporcu olsun olmasın. İnsan eşrefi mahlukat. İnsana saygı, işin temelinde o var. Görevimiz ne olursa olsun, insanımızın mutluluğu, insanımızın incinmemesi bizim için asıl olan o. Tabii ki
bu spor tesisinde her bir santim, her bir detay bence çok ama çok mühim. İşte içerinin ferahlığından rengine kadar, kokusundan dizaynına kadar her bir detayla ilgilenmekte. Tabii ki hem uzman arkadaşlarımızın hem yeri geldiğinde bizlerin de sorumluluğu. Bu süreçte de tabii ki hassasiyetimizi zaman zaman belki daha güçlü bir şekilde yansıtabiliyoruz. Ama ben bugün hem testlerimizde ki manzaradan, testlerin artık tamamen hazır olmasından büyük bir mutluluk duydum. Hem de şunu özellikle söyleyeyim. O havuzda girdik ya, orada kulaç atan, yüzen her bir gencimizin o heyecanı beni ayrı duygulandırdı. Onu söylemem lazım. Ve orada hakikaten sürecin bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese bir defa daha saygı duydum. Minnet duydum. Onu da ifade etmem lazım. Efendim, yüzmede 3,5 milyondan bahsetti değil mi projenin ardından sevgili Murat? 3 milyon 700 bin olmuş. Evet, şu an 3 milyon 700. Evet. Yani bir de 10 bin pota projemiz vardı. Evet. Potada nereye geldik? O baskette ne aşamadayız Sayın Bakan? Şöyle, basketbol tabii apayrı bir branş. Çok önemsediğimiz bir branş. O yüzden 10 bin pota diye başladık, yola çıktık. Şu an 7 binlerdeyiz. İşte bugün biliyorsunuz 3x3 basketbolla ilgili çok özel bir imkanı buluşturduk Konya'mızla. İnşallah İslam oyunlarından sonra o imkanı diğer illerimize taşıyacağız. Önce İstanbul'umuza götüreceğiz. Orada bir turnuva başlatacağız. Ama yeni basketbol yıldızları çıkarma adına inşallah çabamız devam edecek. İşte 2010'da, 2011'de o süreç, o kuşak, onunla birlikte yeni bir kuşak, yeni bir jenerasyon var. Onu da görüyoruz işte NBA'de yeni sporcularımız var. Yetişecek yeni bir jenerasyon var. Bunların hep emarelerini hissediyoruz, görüyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Bunu asla ve asla heba etmememiz lazım. O yüzden 10 bin pota bu anlamda atılmış bir adım. Ve bunu inşallah önümüzdeki günlerde yine Milli Eğitim Bakanlığımızla bir işbirliğiyle farklı bir noktaya taşıyacağız. Sizi inşallah orada da, o programda da görmek isteriz. İnşallah. Çok mutlu oluruz. O heyecanımızı paylaşırsanız. Özellikle 10 bin pota çerçevesindeki yeni turnuvalarla, işte bir yandan federasyon, basketbol federasyonumuz, diğer yandan basketbol milli takımı hocamız Ergin Hoca, tüm ekip bu projeden ayrı bir heyecan duyuyor. Burada da inanıyorum ki ayrı bir mutluluğu yaşayacağız. Özellikle okullardaki okul sporları biliyorsunuz. Okul sporları ve üniversite sporları. Önem verdiğimiz iki alan. Bu yıl üniversite sporlarıyla ilgili çalışmamızı çok farklı noktaya getirdik. Hem branş noktasında hem katılım noktasında. Biliyorsunuz Afyon Karahisar'da kapanış törenini gerçekleştirdik. Ama binlerce öğrencimiz bu anlamda bu aktivitelere katıldı. Üniversitelerdeki spor kulüplerini çok önemsiyoruz. Ben hocalarımızla olan buluşmalarda, rektörlerle olan buluşmalarda, YÖK'le olan çalışmalarımızda hep bunu gündeme getiriyorum. Onlara da ilgileri nedeniyle teşekkürüm. Üniversitelerin branşlara yönelik ilgiyi tespit ederek bu anlamda kendilerine hedef koymaları lazım. İşte yurt dışındaki olimpiyatlardaki göstergelere baktığımızda pek çok sporcunun, o bildiğimiz üniversitelerin sporcuları olduğunu gördüm. Tokyo'da örneğin. Bir Cambridge, bir Oxford, diğerleri. Buralardan onların yetiştirdiği. Bu bizim ülkemizde olacak bir durum. Olma potansiyeli olan, olma imkanı olan bir durum. Biz bunu niye başarmayalım? Ve biz bu anlamda açık çek de veriyoruz. Üniversitelerimize desteğimizi ortaya koyma, hem altyapı noktasında hem bu gelişimi ivme kazandırarak ilerletme noktasında hem üniversite sporlarıyla hem okul sporlarıyla ana sınıfından itibaren yakın takiple, destekle inanıyorum ki her branşta bu gayret başararak bu başarının artmasıyla devam etsin. Sayın Bakanım, tabii biz şu anda İslam Dayanışma Oyunları kapsamında aslında Konya'dayız. Burayı da görmüş olduk. Ve artık az bir süre kaldı oyunların da başlamasına. Burada
beklentinizi de merak ediyorum diğer yandan. Çünkü iyi bir Akdeniz oyunları performansını geride bıraktık. Buradan bir birincilik çıkar mı? Öncelikle bir motivasyon unsuru, bir cevap gelir mi buradan size? Bir diğer sorum da şu olacak. Özellikle sizin ilgiyle izleyeceğiniz müsabaka hangisi olacak? Tabii birincilik bizim hedefimiz ve buna da inanıyoruz. Dedik ya biz hep iddiamız neresi? Zirve. İnşallah. En yukarısı. Bunu da inşallah başarırız. Özellikle tabii ben biliyorsunuz Tokyo'da sporcularımızın yarıştığı her branşa mutlaka yetişmeye çalıştım. Gayret gösterdim. Burada da yine aynı gayretle oradan oraya yetişme noktasında bir çabam olacak. O yüzden bir branş ayrımı gözetmeksizin ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ve inanıyorum ki Akdeniz oyunlarının da ötesinde büyük bir başarıyla hem takım olarak hem bireysel anlamda İslam oyunlarında hem bir ev sahibi olarak hem bir takım olarak bir tarih yazalım. İnşallah. İnşallah. Üzerine koyarak devam edelim. İslam oyunları için hani hedefleri birincilik dediniz. Peki Paris Olimpiyatlarını böyle gözümüze kestirecek olursak buradaki hedeflerimiz ne olur, ne şekilde değerlendirmemiz gerekiyor? Bizim Türkiye halkı, Türk spor severler ne beklemeli? Tabii özellikle Tokyo'ya baktığımızda bir anda kazandığımız madalyalar var. Değil mi? Tarihin en çok madalyasını aldığımız bir olimpiyatı geride bıraktık. Diğer yanda da kıl payı kaçan madalyalar var. Hem altın olarak olsun, hem gümüş olarak, hem bronz olarak. İşte modern pentatlona bakıyorsunuz, kıl payı. Atıcılığa bakıyorsunuz, kıl payı. Jimnastikte kaçan kıl payı madalyalar var. Okçulukta keza yine var. Efendim, atletizm de var. Atletizm de var. Efendim, atıcılık da var. Yani çok geniş bir yelpaze. Bunların her birinin ben madalyaya dönüşeceğine inanıyorum. Voleybolda mesela, basketbola bu sefer inşallah katılma noktasında bir gelişim kat edeceğimizi, madalyaya yürüyeceğimizi, bunların emarelerini görüyoruz. Yani bizimkisi inanmışlık ve hedeflere yürüme ifadesi. Asla kuru bir hayalden ibaret değil, onu söyleyeyim. Ve tabii bir yanda var olan branşlar, işte yüzme. Akdeniz oyunlarında gördük bu gelişimi. İşte bisiklet diyoruz. Buradan inşallah yeni yıldızlar yetiştireceğiz. Karate, boks zaten iddiamızı ispatladığımız alanlar. Değil mi? Okçuluk keza. Judo. Tekvando da çok iyi gidiyor. Efendim? Tekvando da çok iyi gidiyor. Tekvando yine aynı şekilde. Çok güçlü potansiyelimizin olduğu branşlar. İnşallah bunları birlikte ne yapacağız? Taşlandıracağız. O zaman Paris 2024'te yeni bir rekor gelir mi Sayın Bakan? Tabii ki. Daha başarılı bir olimpiyat, daha büyük rekorlar. İnanıyoruz ona biz Allah'ın izniyle. Ben müsaade ederseniz hiçbir sebep yok. Farklı bir soru sormak istiyorum Sayın Bakan'a. Şimdi Guidetti ile Pisa yaptığınız program harikaydı. İngilizce evet. Çok da yayınladık. Ya bir televizyoncu olarak ben çok beğendim. Tebrik ederim. Sağ olun. Hem size hem de yapımcıları. Devamında öncesinde Avrupa Şampiyonası'na gitmeden Şenol Hoca'yla yürürken bir program çekmiştiniz. Yeri geldi haber okudunuz. Bizi meslekten edeceksiniz. Onun dışında ya başka mesela WTA Championship'in açılışından önce tenis raketini eline aldınız. Bugün basketbol oynadınız. Ya sosyal yönü oldukça kuvvetli bir profil var karşımızda. Bunun için ben hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Çünkü biz genelde işte 23 Nisan'da koltuğunu genç kardeşlerimize bırakan siyasetçi ya da politikacı profiliyle hep sosyal yönlerini tanımış olduk ama sosyal yönünüz çok kuvvetli. Nasıl geri dönüşler oluyor? Bunu bir televizyoncu olarak merak ediyorum. Hem belki yurt dışından seviyenizdeki bakanlardan olabilir ya da sporculardan olabilir. Şeyi de unutmayayım yani yurtta onu da izledim ve çok beğendim. Yemek yaptınız bir şef.
ismini hatırlayamadım. Konya'da olabilir mi Sayın Bakan? Konya'da mıydı? İstanbul'da. Acaba? İstanbul'da. Cevizli Bağ yurdumuzda gençlerle iftar. İftar programı, Ramazan'da yemek yaptınız. Ya bunların hepsi gerçekten bir siyasetçi, politikacı, bir sert imajı tamamen ortadan kaldıran ve hem gençleri size daha çok yaklaştıran hem de bizi biraz daha güldüren, biraz daha samimi kılan unsurlar bence. Nasıl geri dönüşler oluyor hem gençlerden hem de bu yaptığınız kişilerden? Sırada kim var? Merak ettiğim soru bu. Tabii hepimiz bir şekilde hayatı yaşıyoruz. Hayatın bize çizdiği kaderi hep birlikte yaşıyoruz. Ve o kader yolculuğunda görevlerimiz belki farklı. Ama asıl olan insani yönümüzün hep aynı hassasiyette var olması. Bizim temel hayat bakışımız bu. Hayatı yaşama anlayışımız bu. Hakla birlikte olma. Gerektiğinde gençlerle, gerektiğinde sporcularla. Hem bu bir sorumluluk. Yani bizim gençlerin gözüne baktığımızda, sporcuların gözüne baktığımızda onların duygusunu, onların heyecanını, onların sıkıntısını anlama, hissetme sorumluluğumuz var. Bunun için de birlikte olma, onlara dokunma durumumuz var. Onun için de hayatın görev, sorumluluk ne olursa olsun, temel yaklaşımımız hayattan kopmama, insanlarla birlikte o yolculuğa devam etme. Hayatın içinde, çarşıda, pazarda, okulda, sınıfta, spor salonunda, statta. Bunlar bence hayatın doğal akışında hepimiz için, şahsım için de gelişen olaylar. Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik anlayışının da, liderlik tarzının da aslında bundan bu anlamda çok ciddi bir ülkede açılım getirdiğini de görüyoruz. 85 milyonun arasında olmak, sporcunun derdiyle dertlenip sevincine ortak olmak. Bunların her biri hem olması gerekenler hem de bizim için hayat anlayışımızın bize öğrettiği, hayat felsefemizin, yaşam tarzımızın getirdiği, aile anlayışımızın, bu anlamdaki görgümüzün, büyüklerimizden aldığımız anlayışın aslında göstergedir. Dedim ya, biz millet olarak nice fetihler gerçekleştirdik. Ama gittiğimiz yere adalet anlayışıyla gittik. Gittiğimiz hiçbir yerde zulmü götürmedik oraya. Hep sevgiyi götürdük. Merhameti götürdük. O yüzden o milletin torunları olarak ben her bir gencimizde bunu görüyorum. Bir merhamet dolu yürek görüyorum. Asıl olan o merhamet dolu yürek sahibi gençlere, 85 milyona umut aşılamak. 85 milyonun sevincini büyütmek. Temel gayemiz bu. Bunu tabii ki hepimiz netice itibariyle hayatın içerisinde farklı görevlerimiz var. Görevlerimiz ne olursa olsun asıl olan bu anlayışı hep yaşatmak. Bu anlayışla yola devam etmek. Efendim, zaman su gibi akıp geçiyor. Son 5 dakikamız. Öyle mi? Öyleymiş. Sevgili Cüneyt'in bir sorusu olacak. Onu sormadan edemeyiz. Sonra da Erhan Bey ben bir ufak peşi ekleyecek ve sonra da bu sormadan edemeyiz dediğiniz sorular bazen çok şey oluyor, farklı oluyor. Hayır, şöyle dışında. Sayın Bakan, bu program çok özel bir program oldu. Çok önemli mesajlar evet. Verildi. Çünkü Türkiye'nin 6 spor kanalında aynı anda yayınlanıyor. Elbette. 2 gün sonra da ligimiz başlıyor. Sporu evet. Konuştuk. Ama futbolu konuşmadan da elbette. Olmaz. Kabul edelim, futbol en sevilen spor branşı. Tabii ki. Yeni sezona dair. Oyunlarda da var futbol. Evet, doğru. Evet. Yeni i̇şte sezona dair mesajlarınızı merak ediyoruz. Yarın da çok önemli bir toplantıya evet. Katılacaksınız Sayın Ekonomi Bakanımızla. Kulüplerimizle bir araya geleceğiz. Evet, kulüplerle bir araya geleceksiniz. Mesajınızı merak ediyoruz doğrusu. Tabii diyoruz ya, branş çeşitliliği, ilgi, teveccüh. Elbette futbol bu anlamda en popüler branş.
Ve deminden beri konuşuyoruz. Altyapı. En ciddi altyapının olduğu da branş. Futbol. İşte statlar 36 dev stat. 36. En modern statlar. Avrupa'nın en modern statlar ülkemizde. Yanlış mı? Doğrudur. En modern statlar. Nereye giderseniz gidin. Bir yandan devam ediyor. Çimiyle, tribünüyle, altyapısıyla, aydınlatmasıyla, teknik özellikler şey açıdan. Altyapı tesisleri. Kulüplere verilen destekler. Mükemmel bir altyapı. Mükemmel bir ilgi. Yani spora olan ilginin, futbola olan bu anlamda ilginin çok özel olduğunu da hepimiz görüyoruz, söylüyoruz. O yüzden benim futboldan beklentim, önümüzdeki sezondan temennim, öncelikle güçlü rekabet, güçlü centilmenlik, dostluk. Dostluğun en azami derecede olduğu ve rekabetin, oyun kalitesinin en üst düzeyde olduğu bir lig, bir sezon diliyorum. Tabii aynı zamanda Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız var. Onlara gönülden başarılar diliyorum. Bugün kurallar çekildi. Futbolda, diğer branşlarda olduğu gibi daha iyisini yapma potansiyelimiz var. Daha marka bir lig, futbol ligi olma hakkı var Türkiye'nin. Milletimizin daha kaliteli futbol izleme hakkı var. İnanıyorum ki bu dönem, bu kapının aralandığı bir dönem olsun. Seyircisiyle, yöneticisiyle, sporcusuyla, teknik ekibiyle herkesin birbirine saygısının, sevgisinin en güçlü derecede tezahür ettiği bir dönem olsun. Ve tabii başarılarla dolu. Başarılarla dolu ve sınırları aşan başarılarla dolu bir sezon olsun inşallah. Tribünler de dolu olsun Sayın Bakan. Tabii ki. Bu güzel statlar. Biz Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı olarak hepsini dolaşıyoruz. Süper Lig'de olmayan takımların statlarını da biliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten dolu muhteşem olsun. Tesis ve statlarımız dolu olsun. Sevgi, dostluk dolu olsun aynı zamanda. Sayın Bakanım, İslami Dayanışma Oyunları'yla başladık. Öyle bitirelim isterseniz. Sizler aylardır, yıllardır çalışıyorsunuz bu organizasyon için. Biz de TRT Spor olarak, yayıncı kuruluş olarak da aylardır planlar içerisindeyiz. Toplantılar, işte alana inen arkadaşlarımızın açıları, ışıkları, salonların durumu. Biz de uzun zamandır çalışıyoruz. İnşallah bir paydaş olarak da TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalları olarak da bu oyunları aktaracağız. Hem Türkiye'ye hem de 56 ülkeye de yayınlar yapacağız. Yayıncı kuruluş olarak 400'e yakın kişi hem alanda, sahada, kameranın arkasında, önünde, teknik idari olarak da 400'e yakın arkadaş da görev yapacak. Günde 10 saatlik bir yayın planımız var. Aslında 9-18 diyoruz ama ayın 5'inde burada velodromda bisiklet başlıyor. Biz planımızı 5-18 Ağustos olarak 14 güne yaydık. 10 saat ama çarpınca da 14'te 140 saate yakında bir yayınımız olacak. O anlamda da biz üzerimize inşallah düşeni yapıp da sizlerin de bu organizasyonu dünyaya lanse etme konusunda da çabamız olacak. Allah hepimize başarılar nasip etsin ondan diyorum. Ondan şu şekilde şüphe duymuyorum. Bugüne kadar yayıncılık anlayışınız, kaliteniz açıkçası bizim yüz akımız. O anlamda tüm emekçi kardeşlerime başarı diliyorum. Gayret gösterecek tüm arkadaşlarıma başarı diliyorum. Biz hep birlikte bir aileyiz. Spora gönül veren, sporun yarınları, bugünleri için çalışan bir aileyiz. Buradaki her bir arkadaşıma, sizlere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki umut dolu, başarı dolu, spor dolu gündemleri inşallah hep birlikte daha çok konuşalım. Bu anlamda umudu hep birlikte büyütüp sevgi hep birlikte, başarı hep birlikte çoğaltalım. Sayın Bakan, dediğim gibi zaman su gibi aktı. 1,5 saati geride bırakmışız. Artık yayınımızın sonuna geldik. Bugün 6 spor kanalımız ortak yayınla. Sporda gündeme dair ne varsa konuştuk. Siz de geniş geniş anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ben katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Erhan Seven, TRT Spor adına, Erkut Öztürk, TV Bu Spor adına, Tarık Dağlı, Bein Sports adına, Aykut Aydın, The Smart adına ve Cüneyt Çen, A Spor adına bizle birlikteydi. Ben de Sports TV adına sizlerle birlikte oldum. Dostluğun, barışın, kardeşliğin kenti Konya'dan
size aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Bir davetle son verelim isterseniz. 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya 5. İslami Dayanışma Oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Konya'ya gelebilen buyursun gelsin, tribünleri doldursun. Gelemeyen de televizyondan bu büyük organizasyonu takip etsin, davet ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka spor yayınında görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.